Merhaba. Bundan 30 sene evvel Gaziantep'te çalıştığım mobilya atölyesinde mesai arkadaşım olan Urfalı Mehmet Kalfa ile Antep güzeli Dönen'in hikayesini anlatacağım. Dönen uzun boylu, ince mince, narin, güzeller güzeli bir kız. Mehmet Kalfa'ya aşık, Mehmet Kalfa'ya sevdalı. Mehmet Kalfa Urfalı Yağız delikanlı. Antep güzeli Dönen'e aşık, Dönen'e sevdalı. Dönen baraklı bir ailenin kızı. Evleri çalıştığımız atölyenin arka sokağa bakan penceresiyle karşı karşıya. İlk görüşte aşıkları, ilk görüşte sevdaları o pencerede başlamış uzun zaman evvel. Gizli gizli buluşur, gizli gizli koklaşırlardı tüm aşıklar gibi. Atölye çalışanları olarak pek sık olmasa da bazı hafta sonları meşk sofrası kurardık. İmece usulü herkes bir şeyler yapardı. Mehmet Kalfa çiğ köfte yordu bize. Urfa türküleri söylerdi yanık yanık. Döne duysun, döne görsün diye pencerenin karşısına otururdu her zaman. Biz de Antep türküleri söyler, meşk ederdik. Ustam takılırdı bazen Mehmet Kalfa'ya çağırıp da duymayınca. La yorum Mehmet, sarhoş musun, gündüz gündüz ne içtin? Bir saattir seni çağırıyorum, duymuyorum tamayorum. Allah rahmet eylesin. Ustam da bilirdi ki Döne'yi her gördüğünde bir hoş içmeden sarhoş olurdu Mehmet Kalfa. Kardeş derdi yanıma gelip, bu Antep güzeli salınıp geziyor ya, benim ciğerimi eziyor, ciğerimi deliyor benim mübarek güzelim. Yeter artık, isteyeceğim ailesinden, evleneceğim Döne'yle, elinden tutup Urfa'ya gideceğim derdi. Fakat Döne'yi ailesinden isteyecek ne annesi ne de babası vardı. Küçük yaşta yetim kalmış. Anlatırdı bazen gözleri dolu dolu. Antep'te de kimsesi yoktu tanıdık. Bir tek Urfa'da yaşlı amcası vardı, kendisini büyüten, ara sıra ziyaretine gelen. Haber saldı. İki gün sonra Urfa'dan yaşlı amcası geldi. Hiç vakit kaybetmeden Döne'yi istemek için Döne'lerin evinin yolunu tuttuk. Yolda ustama sordu yaşlı amcası. Ustam gidiyoruz ama. Haberleri var mı? Haber ettiniz mi? Ustam yine bıyık altından gülerek rahmetle. Haberleri var emmi dedi, haberleri var. Bunlardan tüm Antep'in haberi var. Tüm mahallenin haberi var bunların aşklarından. Hem o kara kızı bu kara olandan başkasına mı verecek? Daha iyisine mi verecek dedi. Bunca yıllık komşuyuz. Bizim de hatırımız var zar. Dönelerin evinin kapısına gelmiştik. Kapıyı çaldık. Çay, kahve, hoş sohbet derken ustam geliş niyetimizi belletmek için Allah'ın emri, peygamberin kavli kelamıyla Döne'yi istemek için söze girmişti. Kelamı bitince Döne'nin babası kendilerince münasip gördükleri, kendilerince uygun gördükleri, Döne'yi evlendirmek istedikleri başka birisinin olduğunu söyleyip Döne'yi vermediler Mehmet Kalfa'ya. Orada ayırmışlardı sevenlerin ellerini birbirinden. Ustam bozulmuştu, hatta kızmıştı biraz. Döne şaşkın, Döne iki gözü iki çeşme. Mehmet Kalfa suskun, elleri yumruk, boynumuz bükük, çıkıp geldik Dönelerin evinde. Duyduk ki Mehmet Kalfa'dan pek hoşlaşmazmış Dönenin babası. Ustama da ağam kız istemek için bir daha bu kapıya gelmeyin demiş çıkarken. Günlerce pencerenin karşısında ayrılmadı Mehmet Kalfa Döne'yi görebilmek umuduyla. Döne'yi bir tenhada görse elinden tutup Urfa'ya gidecekti. Fakat sokağa bile salmıyorlardı Döne'yi. Demir kapı, kör pencereydi Döne'nin evi. Apar topar bir hafta 10 güne kalmadan kuru bir kalabalık, bir davul, bir zurna, bir araba. Duyduk ki Döne'yi sevmediği olanla evlendiriyorlarmış. Döne iki gözü iki çeşme baba evinden çıkarken. Mehmet Kalfa feryat figan. Ustam zor zapt ediyor. Bir tatsızlık bir husumet çıkmasın diye alelacele Döne'yi gelin arabasına bindirip götürdüler. Davul zurna sustu. Sokak sustu. Antep sustu. Günler suskun, haftalar suskun, aylar suskun. Artık ne yoğurulan çiğ köfteler boğazımızdan geçiyor, ne de türkülerin tadı var eskisi gibi.
Türküler suskun, meşk suskun. Döne yoktu artık. Gülmeyen talihi, gülmeyen kaderine sitem edip Antep'ten ayrıldı Mehmet Kalfa. Urfa'ya gitmedi. Urfa'ya yönümü dönemem kardeş dedi. Yanımda döne olmadan Urfa'ya gidemem. Birkaç mektuplaştık farklı farklı illerde, farklı farklı adreslerde. Sonra ne mektup, ne haber. Ben de oturdum aşklarını, sevdalarını sazıma sözüme döktüm. Hikayelerini dilime doladım durdum. İçimde yıllarca büyüttüm. Döneden ya da Mehmet Kalfa'dan icazet almadan okumak istemedim. Aşikar etmedim, hiçbir yerde okumadım. Ta ki Mehmet Kalfa beni arayana kadar. Telefonda sesi boğuk geliyordu. Hastaymış. Doktorlar ihtimal vermiyormuş uzun yaşamasına. Ben de tanıyamamıştım zaten sesini. Beni de helallik almak için arayıp bulmuş. Hakkını helal et kardeşim. Ben gidiyorum. Hakkını helal et, bizde emeğin çok. Ne helalliği kardeşim? Ne helalliği kurban oldum? Daha yaşın kaç? Nereye gidiyorsun? Mehmet Kalfa ağladı. Ben ağladım telefonda. Söyledim. Bir daha söyledim, bir daha söyle dedi. Bir daha söyledim, bir daha söyle kardeşim dedi. Sazına döktüğün aşkımızın hikayesini bir daha söyle. Döne duysun, alem duysun. O da benim gibi dermansız derde düşmediyse, onu halen ne kadar çok sevdiğimi bilsin. Mehmet Kalfa ağladı, ben ağladım telefonda. İki defa ziyaretine gittim, Zonguldak'ta yattı hastaneye. Sonra Mehmet Kalfa gitti. Urfalı Mehmet Kalfa'nın Antep güzeli Döne'nin hikayesini İbrahim Dağdelen üstadımın eşliğiyle sizlere sunup veda ediyorum. Aşk ile kalan. Yine bir hoş oldum seni görünce, yine bir hoş oldum seni görünce, içmeden serhoş oldum seni görünce, içmeden serhoş oldum seni görünce. Dönem boyun uzun, bel incem ince. Dönem boyun uzun, bel incem ince. Salınıp geziyor Antep güzeli. Ciğerim meziyor barak güzeli. Salınıp geliyor Antep güzeli. Ciğerim deliyor barak güzeli. Dönem elinde, Urfa'ya dönemedim, dönem elinden. Kardeş ayırdılar. Dönem elinde.
ben yetimim, ben öksüzüm, kimsesizim. Antem elinde, barak elinde, felek felek elinde. Şu köfte yoğurdum, ben yiyemedim. Çiğ köfte yoğurdum, ben yiyemedim. Kaderim gülmedi, güldüremedi. Kaderim gülmedi, güldüremedim. Dönem diye geldim Antep eline, dönem diye geldim barak eline. Yönümü Urfa'ya döndüremedim, yönümü Urfa'ya döndüremedim. Salınıp geziyor Antep güzeli, ciğerim eziyor barak güzeli. Salınıp geliyor Antep güzeli, ciğerim deliyor barak güzeli.